herkesin bir planı olduğunu düşünüyor. Diyorlar ki ya biz Çin modeli yapacağız, şunu yapacağız. Yani bir pek çok kişi şunu düşünüyor. Herhalde bir planları var yani bunlar. Şey yani olarak. Plan işte ne de ihracatı artacaklar. Yani bakın ben size somut yaşanmış bir örnek göstereceğim. 2002-2008 tarih bu. Şöyle tutarsam acaba görünüyor mu bilmiyorum bakın. O kadar açık ki. Biz iş başına geldiğimizde döviz kuru kaçmış 1.51'miş. Evet. 2008-2009 dünya krizi çıkana kadar. Dolar kuruna bakın. 1.51, 1.49, 1.42, 1.34, 1.43, 1.30, 1.29 gidiyor. 6 yıl ya. Yani 6 yıl boyunca kur çok hareket etmiyor değil mi? Siz burada... Aynı dönemde, aynı dönemde ihracata bakın. 36 milyar dolardan 132 milyar dolara çıkıyor. Bunu anlamamışlar. Yani zannediyorlar ki kur artınca ihracat artacak, ekonomi büyüyecek. Kur tabii ki önemli. İhracat için kur önemli ama kurdaki bu belirsizlik ve bu çok fahiş artışlar ihracatçının da önünü görememesine sebep oluyor. İhracatçıyı da zor duruma bırakıyor. Yani bu kur artışından ben memnunum. İyi ki bu kur o kadar arttı diyen ihracatçı sayısı Türkiye'de çok azdır. Kair ekseriyeti kur artışından şu anda şikayet ediyor. Ben önümü göremiyorum diyor. Ham madde temin edemiyorum diyor. Malıma fiyat koymakta güçlük çekiyorum diyor. Sipariş almamla malı göndermem arasında her şey değişiyor diyor. Yani bugünkü modelin model olduğunu iddia edenler çıksınlar. Bu yaşanmış çünkü. Şu andaki model nedir? Bir iddia değil mi ileriye doğru? Benimki somut. Dolar kuru hemen hemen hiç değişmiyor 6 yıl boyunca ve ihracat 36 milyar dolardan. Yani düşüyor. Düşüyor küçük küçük. Yani nedir? 1.51'den 1.30'a yani hani. Evet. Çok küçük bu. %15-20 6 aylık dönem. 6 yıl yani. Bu. Evet. Ve ihracat patlıyor. Yani ekonomi, ekonomi başında bizim olduğumuz. Evet. İhracat patlıyor ya 4 katına çıkıyor. Bu nasıl oluyor o zaman? Bunu birisinin bilmiyorum parlıyor mu görünüyor mu? Görünüyor, zaten tamam tamam ben böyle tutuyorum. Siz zaten ekranda gösteriyorsunuz. Tamam. Bunların bize yani bu, görüntülerini de verdiler. O kadar somut ki. O kadar somut ki. Ama bunu anlamamışlar biliyor musunuz? Yani Türkiye'nin başarılı olduğu yıllarda bu ekonomi nasıl hızlı büyüdü? Refah nasıl arttı? Milli gelir bakın. Dolar cinsinden fert başına milli geliri göstereceğim size şimdi. Bir saniye hemen şuradan şey yapayım. Evet bakın. Yine şu. Bakın burada. Ne kadardan devralmışız? 3600 dolardan değil mi? 2002'de. 2002'de. Kaça çıkmış? 11 bin dolara. Ne kadar zamanda olmuş bu? Hemen. 2000, aynı 6 yıllık dönem. Bakın ne kadar hızlı artıyor milli gelir görüyorsunuz. Sonra küresel kriz geliyor vuruyor. Ben o günlerde Dışişleri Bakanıyım. Biliyorsunuz 2007'de ben Dışişleri Bakanı oldum. Evet. 2009'da küresel kriz gelince tekrar dediler ya yine ekonomide ihtiyaç var. Sen tekrar ekonomi başına geç dediler. Tamam biraz müzakere ettik. Yani benim şartlarım vardı çünkü onları kabul ettiler. Tamam dedim. Ve aldık tekrar yükselttik. Ne kadar? 12.500 dolara. Şimdi bu başarılı olan dönemlerde bu başarının sırrını anlayamamıştır. Öğrenememişler. Ben buradan onu anlıyorum. Ya burada... hiç insan bir sormaz mı? Ya siz o dönemde arkadaşlar ekip olarak kadro olarak ne yaptığınızda Türkiye mucizesi diye bir kavram oluştu dünyada değil mi? Niye insanlar kitabını yazdı bu? Cumhurbaşkanı yazdığımız... Erdoğan diyor ki ben dedim onlar yaptı sizin için. Yani ben yani diyor biraz da sizi küçümseyerek diyor ki yani şimdi diyor her şeyi kendisi yapmış gibi anlatıyor Ali Babacan. Adınızı vermiyor hatta ama diyor benim dediğimin dışında sözümün dışında ne yapabilir? Ben dedim şimdi, o da yaptı diyor. Şimdi eğer öyleyse yine yapsın. Bakın ne olmuş? Biz ayrıldıktan sonra merdiven basamağı gibi milli gelir düşüyor. Tık 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 düşüyor değil mi? Kaç yıl ya? Ben ayrılalı 6 yıl oldu. Yine yapsın buyursun. Madem kendisi talimat verince oluyorsa. İfadesi şu, ben imza atmasam olur muydu diyor. Atsın imzayı. Hatta şu andaki imzası Cumhurbaşkanı imzası. Tek yetkili imza. Yani niye milli geliri sürekli olarak düşürdüğünü, hele hele 2018'de tek yetkili Cumhurbaşkanı olduktan sonra milli gelirdeki düşüşün hızı artıyor ya. Şuna bakın yani. Çok açık bu. Yine yapsın o zaman. O dönemde Cüneyt Bey bakın Merkez Bankası bağımsız. Gerçekten bağımsız. O detayı kaçırıyor. Merkez Bankası'na müdahalesi yok. Müdahale etmeye çalıştığında biz önüne geriliyoruz. Yok diyoruz kusura bakma Merkez Bankası bağımsız. Müdahale etmeye çalışıyor muydu o dönem? Kesinlikle. Yani özellikle 2011-12'den sonra başladı. Yani 2002-2007 arası henüz çok nüfuz edememişti. Yani bir de kriz 2001-2002 krizi çok kötüydü. O kriz tekrar eder diye falan korkular vardı. Onun için... Yani bizim çizdiğimiz çerçevenin dışında bir şey yapmayla ilgili korkular vardı. Ama o krizi aşınca, o özgüven gelince bu sefer her türlü akıl dışı, bilim dışı müdahaleler başladı. O zamandan başladı mı 2012'de? 2011-2012'de tabii ki başladı. Yani Merkez Bankası'na müdahale ediyor mu? Özellikle Erdem Başçı Merkez Bankası Başkanı iken müdahale etmeye çok çalıştı. İzin vermedik ayrı, karıştırmadık. Asla dedim yani ben buradayken bu görevde olduğum sürece Merkez Bankası bağımsız kalacak dedim ve kaldı. Ben ayrıldıktan sonra...
işler karıştı.